Merhabalar, ben Kıvanç Belen. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bir çizgi roman incelemesi yapmaya karar verdim. Fahrenheit 451 videosunu umarım izlemişsinizdir. Onun arkasından bir de bir çizgi roman tanıtımı videosu, bir inceleme videosu çekmek istedim. Özür dilerim. Ve o çizgi roman ne olsun diye düşünürken son zamanlarda, hatta son bir haftada ülkemizde çıkan bir eser, Superman Red Son. Bunu anlatmak istedim size. İlk videoya değebilecek bir çizgi roman video incelemesi olarak ilk videoya değecek bir çizgi roman. Benim uzun yıllardan beri merak ettiğim bir şeydi. Bu Yapı Kredi'nin bu çizgi romanı basacağı yaklaşık 3 yıl önce falan duyuruldu. Bugüne kısmetmiş. Ben de dün gece bitirdim bunu. Nereden başlasam diye düşünüyorum. Birazcık hikayesini anlatayım size. Daha sonra diğer şeylerini de konuşuruz. Ülkemize nasıl basılmış diye. Superman Amerika'ya, Smallville'e değil de Rusya'ya düşüyor. İlk dünyaya düştüğünde bebek halindeyken. Rusya'da, hatta Ukrayna'ya düşüyor. Ukrayna'nın kuzeyine. Orada büyüyor ve eğitimini orada alıyor. Güçlerini de oradayken kazanıyor daha sonradan. Ve bu yıllar komünist rejimi Rusya'da hakim olduğu yıllar. Stalin'in başta olduğu yıllar. Ve Superman bir komünist olarak, bir işçi olarak yetişiyor. Ve daha sonra süper güçlerini kazandığında bu şekilde insanlara yardım etmeye başlıyor. Fabrikalardaki kazaları önlüyor. Biliyorsunuz o yıllardaki Rusya'nın üretim şeylerini, miktarlarını çok yüksekler. Deli şekilde üretiyorlar. Onları önlüyor. Sürekli insanları kurtarıyor ve Stalin'in yardımcısı konumuna geliyor neredeyse. Yardımcısı kadar, belki de yardımcısından daha yakın oluyor. Kendi oğlu yardımcısı. Ondan daha yakın hale geliyor Stalin'e. Böyle bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle Superman'in göğsünde bir çekiç ve orak var. Hani kendi logosu falan değil. Ve tabii işin Amerika yüzüne baktığımızda da Lois Lane ve Lex Luthor'u görüyoruz. Tabii diğer karakterleri de görüyoruz Superman dünyasından. Lois Lane ve Lex Luthor evli. Böyle değişik bir şey. Lex Luthor Amerika'nın en zeki adamı olarak lanse ediliyor. Şirketleri var falan filan. Çok güzel. Hani bazı çizgi romanlar vardır çizimiyle, çizeriyle ön plana çıkar. Bazı çizgi romanlar vardır yazarıyla, hikayesiyle ön plana çıkar. Bu hikayesiyle ön plana çıkan bir çizgi roman. Çizimler hani üst düzey kalitede diyemem. Hani kimseyi de gücendirmek istemiyorum. Favori çizeriniz olabilir. Siz de onu seviyor olabilirsiniz. Benim favorim değil ama çizer olarak ve çizimler olarak. Ama hikaye muazzam olmuş. 3 sayı olarak yayınlanmış yurt dışında. 2000'lerin başında, 2002'de veya 2003'te yayınlanmış olması lazım. Daha sonra cilt haline geçiyor. Bizim ülkemize yayınlanması 2017'yi buldu. Ne anlatırız? Evet, Batman var, Aquaman var, Wonder Woman var, bir sürü karakter. Aquaman var mıydı? Yanlış söylemeyeyim. Aquaman yok, özür dilerim. Green Lantern var. Green Lantern var, Wonder Woman var. Bu karakterlerin de alternatif evrende neler yapabileceklerini görüyoruz ve Batman Amerika'da değil, o da Rusya'da bir Batman çıkıyor bizim karşımıza. Gayet şöyle üşümesin diye şapkalı falan böyle. Tüylü tüylü bir şapkası var. Çok güzel bir alternatif evren hikayesi olmuş. Ben ilk okurken dedim ki hani ya tamam güzel ama hani güzel bir alternatif evren hikayesi. Sonradan cidden Mark Miller döktürmüş. Çok güzel şekilde eleştirmiş bazı yerleri. O kadar böyle güzel noktalar var ki vay be diyorsunuz okurken. Hikayesi güzel. Daha fazla spoiler vermeyeyim istiyorum size. Hani bir yanlış bir şey söylerim falan filan diye. Şöyle bir göz atıyorum unuttuğum bir şey var mı diye. Şu an gelmiyor aklıma. Hani bir Superman hikayesi okuyacaksanız eğer onlardan biri olabilir. Ha Bizarro var. Bizarro'yu anlatıyor. İlk zamanlar. Ne diyelim? Etiket fiyatı 29 lira. Birazcık kitabın teknik özelliklerinden bahsedelim. Yapı Kredi güzel bir kalitede basıyor. Neden güzel bir kalite diyorum? Kağıt kalınlığı olsun. Boyut olsun. Bizim yani bu çizgi romanın orijinal boyutu bu. Amerika'da da bu boyutta basılıyor. Yabancı bir çizgi roman aldığınızda bu boyutta oluyor.
Ama bizim ülkemizde kabul edilen başka bir çizgi roman standart boyu var. O bundan daha küçük, yapı kredi orijinal boyunda basıyor. Tabi bazı yayın evleri de kendi kafasına göre bir yayın formatı, yayın şeyi bulmuşlar. Hani söz söylemek istemiyorum kimseye. Yapı Kredi'yi o yüzden seviyorum. Boyut olarak hakkını veriyorlar. Kağıt kalitesi olarak hakkını veriyorlar. Ama iş çeviriye gelince birazcık çizgi romandan habersiz insanlar sanki çeviriyormuş gibi. Siz içine giremiyorsunuz çizgi romanın çeviri olarak. Yani sürekli böyle bir gözü tırmalayan bir şeyler oluyor. Çevirisinde bir problemler oluyor. Bazı hatalar da vardı. Artık yani ilk bastıkları çizgi roman değil. Bir sürü çizgi roman bastılar. Ya Justice League olsun, Action Comics olsun, Superman Yeni Dünyalar olsun. Şu an hatırlamadım. Belki başka Amerikan janrında, komik janrında bastığı başka çizgi romanlar da var. Hani umarım çizgi romanla alakalı insanlar bu işi el atar. Ve yayın periyotlarını eleştireceksiniz. Evet, biz 3 yıldan beri duyuyoruz. Red Sun'un hakları alınmış. Bu kadar güzel bir hikaye var elinizde. Niye basmıyorsunuz der insan haliyle. Başka ne ekleyebilirim? Başka bir şey eklemiyorum. Daha fazla spoiler vermeyeyim size. Okumalısınız diyorum sadece. Ben Superman'in hayranı değilim. Aman aman. Ama sevdiğim hikayeleri vardır. Yeni Dünya özellikle. Strazinski'nin yazdığı. Ama artık bunu da sevdiğim bir Superman hikayesi olarak kenara koyacağım Mark Miller'ın yazarlığında. Bu kadar. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Düşünüyorum, hala gelmiyor aklıma. Çizgi roman okurken böyle değildi. Gece bunu video çekersem şunu söylerim diyordum da gelmedi. Kostüm tasarımları falan çok güzel. Ama demek istediğim şey bu değildi sanırım. Neyse. Bugünlük bu kadar. Başka çizgi roman incelemeleri de gelecek. Onlar tabii daha sık gelecek kitaplardan. Haliyle daha kısa sürede okunabildiği için. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğendi butonuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz beğenmedi butonuna da basabilirsiniz. Bunu böyle eski videolarda söylüyordum. Bir nostalji yapalım eski takipçilere. Takipçilerim de büyüyor. 400'ü geçtik sanırım. En son baktığımda öyleydi. Mutlu ediyor beni. İyi ki varsınız. İyi ki dinliyorsunuz. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.